Sevgili arkadaşlar, bir kez daha hoş geldiniz. Desaz'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir önceki denememizde deve çok kötü ölmüştüm. Antrenmansızlıktan ötürü de biraz gitmiştik. Bununla beraber bir de şeydi, antrenman odasının anahtarını almaya çalışmıştık ama bulamamıştık. İlk gidişimde vermemişti. Şimdi tekrardan hem antrenman odasının, yani şu odanın anahtarını bulmaya çalışacağız başlangıçta. Hem de belki deve de gidebiliriz. Belki şeye de gidebiliriz. Kraliçeye de gidebiliriz. Ona daha karar vermedim. Bir de benim takip etmediğim, patchlerden bir tanesinde, yamalardan bir tanesinde dünya haritası eklemişler. Gittiğim gitmediğim yerleri buradan görebiliyormuşum. Bunu bilmiyordum. Şeyde Oracle Display kanalındaki işte yayın tekrarına gelen yorumlardan gördüm ki bu arada yeri gelmişken onu da söylemek değer var. Oracle Display kanalından izleyenlerdenseniz videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Oracle YouTube kanalındaki canlı yayından bir kesit izliyorsunuz şu anda. Arada chatle konuşabilirim bu arada. Bu mesela burada gitmediğim bir ara şey varmış. Yozlaşmış hapishane. Bir de bu herhalde hapishane derinlikleri burası olması lazım. Ona da gitmek istiyorum. Dolayısıyla mahkum mesiresi üzerinden falan gideriz diye bakıyorum mevzuya. Ondan sonra nasıl giderim? Nereye giderim? Göreceğiz. Göreceğiz. Dayanılmaz mahzen. Aa, mağaraya gidişin tek yolu mezarlık mı? Lan dayanılmaz mahzen üzerinden. Deve gidemeyeceğim gibi gözüküyor o zaman. Ama kraliçeye gidebilirim. Olabilir. Saat odasından geçiliyor çünkü oraya falan filan. Okey. Okey. Kabaca ne yapacağımız belli gibi. Hadi lafı daha fazla uzatmayalım, başlayalım. Dengeli bıçak ve çok kertikli yayı alacağım. Bir de bunu alacağım. Şunu da satabilirim. Kalkan kullanmıyorum. Çünkü ben ne zaman kalkan kullansam bir felaket oluyor. Bu dengeli bıçak da az vuruyor ya. Hasar almadan mümkün mertebe giderekten... Bir taktik denemesi, taktik build'ı daha mı olacak acaba ya? Burada bir şey yokmuş. Bakalım kısmet. Nasıl bir şey deneyeceğiz? Şunlara çok ayar oluyorum. Bazen şeysiz, hazırlıksız yakalıyorlar. Aşağıda şey yok değil mi? Tamam. Görünmezlere yakalanmadığım sürece hasar almadan ben zaten gerekeni yaparım burada. Şimdi burada karar vermek lazım. Taktik mi yoksa... Taktik, bir önceki denememde taktikle oynadım. Bir vahşetten gideyim şimdilik. Çünkü bir de şey var. Vahşet silahı da epey de açtım. Biraz bu hani tercihleri kısmen yeni başlamış olmamızın getirdiği bir şeyden ötürü karşıma çıkacak olan hani iyi silah ne çıkabilir diye bakıyorum. Vahşi, yani iyi bir vahşet silahının çıkma ihtimali daha yüksek. Derken buz yayı da ulan. Buz yayı da güzel olabilir. Aynen böyle mesela. Düşmanları da deliyormuş. Bu buz yayı inanılmaz iyi bu arada. Düşmanını da deliyor. Hani herkesi... tüm düşmanları mı deler? Tüm düşmanları deler bir de. İnanılmaz güçlü bir buz yayı. Zehirli kanalizasyona gitmeyeceğim şimdilik. Tamam, direkt buradan aşağı ineceğiz. Yeni save mi bu? Yani yeni yayınlarda yeni sıfırdan başladık. Ama bu bizim hani 8. bölüm falan olması lazım Oracle Let's Play kanalında. Şimdi... Yok, vahşetten devam edeceğim. Çünkü hayatta kalmaya dönmemin çok manası şundan ötürü yok. Buz yayı çok iyi, çok güzel şu an. Ama yardımcı silah olur bence. Ondan hasar vermekten, onunla hasar vermekten ziyade düşmanları... Bu hangi oyunaydı? Bir dakika. Kemiklerden bir yığın. Bu kadastranın bazıları acayip havalı görünüyor. Bu hangi bağımsız oyunaydı ya? İkinci saldırıyla vurmak hızlıca dönerek kritik hasar veren bir saldırı etkinleştirir. İkinci saldırıyı saldırıyla vurmak. İkinci saldırı derken? Şunu bir deneyeyim mi ya? Tam anlamadım mevzusunu.
Ha School mu? School the Hero's Lair. Eyvallah. School the Hero's Lair'ı oynamamıştım. Ona da bir ara bakmam lazım bu arada ya. Ya! Bir deneyelim bakalım bu silah ne kadar iyiymiş. Hasar almam çok kötü oldu bu arada. Ya o hasarı almayacaktık. Neyse. Hayat. Aa. Yanlışlıkla challenge odası buldum. Peki. Bazen dönüyor, bazen dönmüyor. Niye onu anlamadım tam. Şu aşağıyı tamamlayayım da. Ya da dur. Zehir seni hiçbir şekilde etkilemez. Olur. Hasar aldığında bulut yaymasından iyi ya. Bir şey varmış gibi geldi ama yokmuş. Hop, aman. Orada yakalanıyordum. İyiyiz. Güzel. Hasar almadan geçtik. Kolaydı. Lazım olur bu. Bir dakika, bu tam olarak ne işe yarıyordu? Alnında bir şey kırıp kendine düşük hasar ver ve kayıp canının 128 adını alır. Düşmanların arasında dalmadan önce kullanmam gereken bir şey. Hah. Ah geldi direkt. Yabancı cisim. Bu da şeyin anahtarını... training odasının anahtarı. Eğitim odası. Kaç? 15'teyiz. Yok, başka düşman kalmadı zaten. Şimdi benim gitmem gereken yer nereydi? Mahkum mesiresine gidersem sanırım buraya bağlanır. Hadi mahkum mesiresine gidelim. Zaten mahkum mesiresinde tamamlamadım. Şey vardı. Almadığım daha doğrusu. Ya bunların ikisini de tamamlayamadım, çok üzücü oldu. Adını siz söyleyin. Almadığım bir taslak vardı. PC'de mi oynuyorsun? Evet, PC'de oynuyorum. Gamepad'le oynuyorum. Şimdi ben neyi açmak isteyebilirim? İnce kılıcı açarsam aslında. Gerçi elimdeki şey de güzel. Ben yine de açayım bunu. Başka neye yatırım yapacağım? Güzel ne var ya arkadaşlar? Neyi tavsiye edersiniz? Çok seçenek var. Hepsini de açmak istiyorum ama devamını nereden yapsam çok emin olamıyorum. Geniş kılıç çok yavaş ya. İki kere düşmana vurduktan sonra kritik atıyorsun. Kazıkçı. Kazıkçı güzeldi hakikaten. Zamanında bayağı bir şeyle bitirmiştik. Güzel. Kemikten daha iyi bu. Şimdi yeniden işle dediğimizde bunun kalitesini de arttıralım. Buz yayının da kalitesini arttırırsam ama yok. Kalitesini arttırırsam atışlar tüm düşmanları deler özelliği gidecek. O yüzden onu upgrade etmeyeceğim. Buradan da şey yapacağım. Anlaşmazlık. Canımızı dolduralım. Bunu da alalım. Mahkum meselesine gidelim. Hadi bakalım. Suikastçı hançerini
almamış idik. Almış olduk böylece. Yukarıda şey var. Güzel. Bu arada bu silah hakikaten OP'miş. Kamikaze kıyafeti. Aa, ya kıyafet açmak için video harcamak istemiyorum daha henüz ama. Bir dakika, bahçıvan anahtarının ilki buradaydı. İkincisi galiba burada. Nereye düşmeliyim? Az kalsın çok kötü patlıyorduk. Simetrik kargı tabii ki kullanmayacağım. Çok yavaşlar. Hayatta kalma silahlarının problemi o. İnanılmaz yavaşlar. Geçtiğimiz yerde... Neyse dikkat edelim. Şimdi 3 tane burada gül anahtarı var diye hatırlıyorum. Üçüncüsünü bulmak dikkatli bakmamızı gerektiriyor. Ha bak şurada bak gördüm. Adanın kralının heykeli. O miğferli etrafı nasıl görüyormuş. Bak şuradaki gül görüyor musunuz arkadaşlar? İkincisi de buradaydı. Tamam şuradan aşağıya inelim şimdi. Hangisi daha çok can veriyorsa onu seçeceğim. %50 can. Güzel. Kılıcım benim çok iyi. Değiştirmek istediğim bir şey o yüzden yok. Buz patlaması da iyi ama buz patlamasından daha iyiymiş gibi hissediyorum elimdeki yayı. Menzili daha yüksek çünkü. Para mı vardı arkamda? Neredeydi kim bilir? Ya yayın chatinde gecikme olduğu için tam şey yapamayacağız ama önemli değil. En fazla 1000 para kaçırmışızdır ya. Buralarda bir şey var mı? Yok. Tamam. Üçüncü anahtar da burada. Şimdi ama işin ilginç kısmı bunları nerede kullanıyordu? Aa bir tane şey vardı. Tamam hatırladım. İnce kılıç 2 mi? Bence 3 artı var ya bende. 150 bu. Güçlü el bombasını alalım. Bir sakin. Otuzu gördük. Ama otuzu değil benim. Altmışı görmem lazım burayı tamamlarken. Şuradan aşağı ineceğiz. Güzel. Tuzaklara yakalanmadan. Işınlan. Nereye ışınlanıyoruz? Yok, bunlardan istediğim yok. Muhafız parşömeni varmış şurada. Lanetli sandıkları açacak mısın? Ya o riski almaya henüz başlamalı mıyım emin değilim. Yapacağız öyle şeyler de ilk etapta bir şeye bakacağım ya. Bir takladan veya savuşturmadan sonra hemen bir kritik vuruş yapar diyor ama söylediğinden daha fazlasını yapıyor gibi geldi. Üçünü de çok güzel temizledi.
Canım gidecek zannettim ama. Baksanıza. Arkadan vurunca da. Güzel. Aha. Kruvasan. Sat gitsin ya da bekle. Canımız gider belki. Az kaldı 60'ı görmeme. Challenge, bir challenge odası daha. Bunu da yaparız. Aşağı darbe zemini yakar. Aşağı darbenin zemini yakması... Parşömeni aldım mı ben? Bir tane parşömen vardı. Kaçırdım. Unuttum değil mi ben parşömeni? Zehir seni etkilemez sanki daha iyiymiş gibi geliyor ya. Bu biraz daha zorlu çıktı. Allah'a emanet gidiyorum. Tamam. 60 kişiyi öldürdükten sonra dönsem mantıklıydı ama. Şans. Sakin, sakin. Çok şansımı zorluyorum. Gerek yok. Şimdi şuradaki kuklayı bir göreyim. Ha şuradaymış. Attığım ok ıskaladı. Zaten böyle geliniyormuş buraya. Daha çok can veren bu. Tamam. Daha kolay alınabilen bir şey zannettim ama zaten bu yoldan gelmemiz gerekiyormuş. İki kişiyi daha öldürdüm müydü? 60'ı göreceğiz. Gördük. Şuradan bir yukarı çıkalım. Bir şey daha var sanki burada. Çok iyi silahlar çıktı ya. Bunlar benim işime yarayan şeyler değiller. Güzel. Epey iyi gidiyor. Sevgili chat, nasıl, keyifler yerinde mi? Hapishane derinlikleri. Tamam. Gitmek istediğim yer hapishane derinlikleri zaten benim. Ama tamamını da açacağım. Şuradan gidip şey yapayım. Teleporter bulayım. Tamam. Ya. Dikkatim dağıldı. Aklım başka bir şeye gitti. Bahçıvan anahtarlarını da burada kullanıyorduk.
Neyse olur. Zaten 60'ı geçmiştik. Bu çok büyük bir sıkıntı değil. Canımı doldurabilecek iki tane yiyecek de var geride. Birazcık daha agresif ve hızlı oynamamızı da aslında sağladı bu. Korkacak bir şeyim kalmadı çünkü. Alperen Arda Şişman, çok teşekkür ederim 10 liralık Süper Chat ile destek olduğun için. Gerçekten çok kıymetli desteğin. Hoş geldin. Az kalsın başka bir şey alacaktım ya. Niye başka bir şey düşündüysen. Vahşetten devam. Bu bizi nereye götürüyor? Sürgünün bataklığı. Gitmek istediğim orası değil zaten. Neler kalmış geriye? Epey bir şey kalmış. Aa, şurada gizli yer varmış. Onu bilmiyordum. Okey. Acelemiz yok, yavaş yavaş. Suikastçı hançeri bulduğun yerin üstünde de bir şey var. Aa, dönüp bakayım. Bakayım bir saniye. Hop dur. Aa. Doğru, şey alınca Spider ürününe çıkılabilecek yer varmış. Tamam, ona da göre döner bakarız. Buranın gizemlerini de tam manasıyla çözelim ki artık. Buraya girmemin çok bir manası var mı? Var. Şeyden ötürü var. Şöyle bir yukarı çıkacağım önce. Dur lan. Ha. Ah. Düşersem çok uzun yol diye. Heh. Gizli bölge keşfedildi. Bunu zaten daha evvel bir almış mıyım acaba ben ya? Buradan geçmemin çok manası... Gideyim bakayım. Belki gözükmeyen bir şey vardır. Hani duvarlarda gizemli mizemli bir şeyler. Sırlar mırlar bir şeyler. Aha mesela. Neymiş bu? Hey sen. Ah, bu sensin. Sanırım bu kez kapının doğru tarafındayım. Hahaha. Kahretsin, hiç yakaları yoktu. Yanıt yok. Yanıt yok. Tamam. Ha dur. Bu neymiş? Bir süredir burada terk edilmiş. Canımı doldurmak istiyordum zaten. Kemik odasına gitmeyeceğim tabi. Okey. Şimdi geride bıraktığım şeyleri almaya geldi sıra. Her şeyden evvel ilk olana bir gideyim. Şu gizli bölgeye çıkmaya çalışalım. Nasıl çıkıyorduk buraya ya? Bir dakika. Bir şekilde çıkılıyordu. Böyle çıkılıyordu. Sökücü. Okey. Bir yerde karpuz var şurada. Lan çok da ters yerdeymiş ama gidilir. Şurada da kruvasan var. Kruvasana gitmek daha hızlı. Bu kadar completionist olmaya da gerek yok aslında. Yani her şeyi yapacağız diye kasmaya gerek yok ama geride kalmasın ya. Nimettir.
ziyan olmasın. Onu bulamayanlar var. Hep topu 400 gold için bu kadar yol yaptığıma ben de inanamadım ama güzel gidiyoruz ya, şey olmasın. Bir bakayım tekrardan, şimdi başka bir şeyimiz kaldı mı? Bahçıvanın anahtarlarını zaten kullandık, her yeri de açtık. Başka bir gizem vardıysa da artık burada bir dahaki sefer gelişimizde buluruz. Başka bir şey kalmamış gibi hissediyorum çünkü. Hadi bakalım. Şeyi de kontrol edeyim. Aynen, hapishane derinliklerine gitmem gerekiyor. Dev kesmeye mi gideceğiz? Vallahi her şey olabilir ya. Şu an güzel gidiyor her şey. Piyade bombası falan da... Vallahi benim silahım çok iyi. Hiç girmeyeceğim ona. Gerçi bunun daha yüksek seviyesini bulsam şahane olurdu ama. Gizli duvarları açığa çıkartır. Selamlar, hoş geldiniz bu arada yeni gelen arkadaşlar. Umuyorum keyifler yerindedir yayına. Gelen arkadaşlar, yayına gelen arkadaşlar, sizler de beğenerek destek olursanız bu arada yayına çok sevinirim. Bayağı bir şey açıldı. Sökücü neymiş ona bir bakayım ya. Yakın dövüş saldırıları düşmanın saplanan 6 cismin düşmesini sağlar ve bunlardan her biri 156 hasar verir. Vay, güzel. Güzel. Pekala, ne açmaya devam etsek? Kazıkçıyı mı tamamlasam, yoksa şurada artık bu upgrade'lere doğru yapmayı devam etsem mi ya? Çantayı da mantayı da. Çantayı alayım. Yedek silah taşıyalım yanımızda. Çünkü artık Bir artık daha iyi noktaya da gidiyormuşuz gibi geliyor. Bunları upgrade etmeyeceğim. Çok düşük bunların seviyeleri. Kullanmıyorum bile, adam akıllı zaten. Bir düşmana ilk yakın dövüş saldığın 231 hasar verir. Sanki inisiyatif güzelmiş gibi geliyor. Ama bir yandan şey de var. Dur. Karga ya çok daha mantıklı. Çünkü kullandığım silah zaten benim şey dodge atmamı istiyor. Ekstradan bunun da karga ya benim favori yeteneklerimden bir tanesi oldu ya. Bunu direkt satıyorum. Hayabusa botları güzel. Lanetli hazine. Yok, girmeyeceğim ona. Aslında ya çok iyi gidiyoruz ya. Gerçi çok iyi giderken de ya geciktik. Alacaktım da açmadı kapıyı. Su varmış yerde. Ölme ihtimalimiz de varmış ha, şaka maka. Şurada gizli bir abi var. Silahımız iyi ama daha iyisi olmak durumunda. Diğerine vurmamış olması çok üzücüydü. Az kalsın hasar alacaktım. Başka kaçırdım. Ah bak, şurada. Gizli yerler parlıyormuş. Gene gözden kaçabilir şekildeymiş. Şöyle bir geri dönüp bakmak istiyorum. Ama çok da bakmayacağım ya, aman. Dikkat ederim bir dahakine. Allah. Şunlar çok tehlikeli bu arada. İyiyiz. Düşmanlar... Kurbandan arta kalanlar patlıyor. Ha, eyvallah. Almak istediğim bir şey... Aslında güçlü el bombasını alabilirim.
Yanıcı yağı... Ulan bayağı iyi. Alayım ben bunu. İki seviye şey taşımaktan iyidir. Aslında... Bunu da şeyin yerine alsam ya. Çevresinde daha şey... Brok yağmuru... Zehirlenmiş hedefi hasar. Kanatması için... Al al. Al. Almayıp da ne yapacağız? Allah Allah, sinir etti. Vallahi sinir etti. Büyü canını yüzde ha tamam. Half-Life göndermesiymiş. İlk kez gördüm de onu. Şu kalabalığa ineceğim. Altmış düşman var mı burada emin değilim ama tamamlamaya çalışacağım diye uğraşıyorum. Birazcık daha şeye ihtiyacım var. Varmış 60 düşman. Alamıyordum az kalsın. Demir ucu anahtarı. Güzel. Pür dikkat ettim çünkü... Ha bir tanesini bulduk. Diğeri nerede? Anahtarın. İkinci bir anahtar bulamıyor muyduk ya burada? Hangisini almak isteyebilirim? Sanırım... Bak. Hangisini almak isteyebilirim? Sanırım şunu almak isteyebilirim ya. En iyi ihtimal. O da iyi değilmiş. Kılıcı zaten almayacağım. Bunu satarım 160'a. Şu odaya da girelim. Tek anahtar mı? Sanki daha evvel... Abi bu tarihi kanalizasyona gidiyor. Sürgünün bataklığı. Tarihi kanalizasyonla sürgünün bataklığına mı gidiliyor sadece? Dur, bir tane şurada nereye gidiyor? Kemik odası da olabilir. Soygunun bataklığı olabilir. Ya da tarihi kanalizasyon. Tarihi kanalizasyona gideyim o zaman. Çünkü tarihi kanalizasyona gidersem... Dayanılmaz mahzen mi? Ha tamam, dayanılmaz mahzene gideceğim. Dayanılmaz mahzenden mezarlığa, mağaraya falan filan deyip deve gidebilirim tekrar. Ya da çok iyi ilerliyorum diye düşünüp... Acaba yüksek... Tepe ve taht odası şeklinde hani bir sonraki zorluğumu açmaya çalışsam diye de düşünüyorum. Ama şey yaparım ya, keserim belki bu sefer devi. Belki değil, keserim aslında. Tamam hadi tarih kanalizasyona gidelim. Devi geçen sefer kötü biçimde kesemedim. O biraz içimde kaldı, bir daha bir denemek istiyorum.
Oda yok muydu ya burada 60 kez geçtiğimiz zaman? Yokmuş. Peki. Sanki olması gerekiyordu gibi hatırladım ama neyse. Bunu upgrade edebiliriz. Şimdi inisiyatif galiba alacağım. İlk vurduğum daha yüksek hasar verecek. Bosslara çok yardım olmaz ama avcı acaba nasıl ya? Yakın dövüşte yaptığın öldürmeler 1.4 saniye boyunca seni görünmez yapar. Yok yok, inisiyatiften devam edeceğim ya. Hasardan devam edelim biz. Buna ihtiyacım yok diyor. Ulan full geçtik. Güzel. Deve gitmek için baştaki anahtarı almak gerekmiyor. Bir kere yaptığın zaman yeterli oluyor diye hatırlıyorum onu. İnşallah öyledir. Bir kere, yani geçen sefer gittim. İkinciye anahtara gerek olmuyordu diye hatırlıyorum. Bir kere açmak yeterli, aynen. Oh be, chat de beni onayladı, emin oldum. İlk anahtarımızı da bulduk. Ufaklığı çağırmayı unutmuşum. Buradan geçmeyeceğim, bir şey yok çünkü artık orada. Keşke ben öldürebilseydim onları. Görmedim hiç. Benimki daha iyi. Yukarıda bir şey yokmuş. Ha. Çok zor değil de. Saldırmadan geçen 5 saniyeden görmez olursa ilk görünme saldırı %150 hasar verir. O kadar iyi değil ya. Verdiği statlar güzel ama benim kolyem daha iyi. Buralarda uyanık olmak önemli. Dikkatli olacağız. Ha, full kırılıyormuş. Okay. Az kalsın vuramıyorum zannettim. Vahşetten devam. Hasar alacaktım az kalsın. Sakin. Şurada ne var yukarıda? Ya atlıyor ya, çok komik. Arkamdan gelen. Ha şimdi. Tamam. Daha zor bir atlayış olacak diye düşünmüştüm ama. Otuzu geçtik. 60'ı da görmem gerekiyor.
Acelemiz yok. Dikkatimi dağıtmamaya çalışıyorum. Uzağa yakalanıyordum az kalsın. Kalkan mı çıktı? Devirme kalkanı. Saldırıları engellemek düşman... Yok ya, benim zaten çok iyi kombom var şu anda. Güzel ama... Bu challenge odasına şimdi girmeyeceğim. Meydan okuma odasına şimdilik girmeyeceğim. 60'ı tamamladıktan sonra gireceğim. Çünkü hasar alma ihtimalim yüksek içeride. Daha evvel gördüğüm şey değil mi bu ya? Değil galiba. Aynen. Bu kasaların burada ne işi var hiç anlamadım ama öyle olsun. Bumerang. Bumerang da iyidir. Güzeldir. Hoştur ama... Çok iyi kombom var. Bozmak istemiyorum. İnşallah bir de daha yüksek seviyeli biçimde şey çıkarsa, ince kılıç çıkarsa beni inanılmaz ihya edecek. Sıkıntı yok. Hasar alacağım diye çok korktum. Orada suya düşünce hasar alacağım diye çok korktum. Kalkan dev için çok yararlı aslında. Ya kalkan güzel ama ben kullanamıyorum. Kullanamadıktan sonra arkadaşlar çok bir şeyi yok. Benim daha önceki denemelerim Orhan Katlesley kanalından geri dönüp bakarsanız bir tanesinde inanılmaz kalkan kullanmaya çalışırken öldüm yani. Beceremedim. Burada... Bunu zaten almıştım diye hatırlıyorum ya. Burada bir tane taslak vardı ama daha evvel geldiğimde aldım diye tekrar girmeyeceğim ona. İki tane şey var. Devam edeceğim ben arayışıma. Heh. Kaşifin içgüdüsü. Yukarı çıkayım. Tamamlamadık henüz burayı. Şimdi iki tane düşman... Sen ciddi misin? Hah, var var, oh be. İki tane düşman yok zannettim. 60'ı tamamlamadan gitmek istemiyorum. Hiç hoş değil. Ah ya. Dengeli bıçak iyisin, güzelsin ama ince kılıç değilsin yani. Hangisi daha çok can veriyor? %28 can. Güzel. Şimdi gönül rahatlığıyla challenge odasına da girebileceğim. Bu challenge odası neredeydi? Ha, şurada. Fırlatılan cisimlerden alınan... Oğlum iki tane de şey veriyor ya. Kaçınma hareketi bir bomba yerleştirir. Gizli duvarları aşağı çıkarır. Ve aşağı darbeler yakarın yerine bunu almak daha iyi. Bu kadar iyi şey için, hasarımı inanılmaz arttıracak bir şey için tabii ki kullanırım. Yapma. Sağa doğru. Ha, pardon. Yapma. Görmedim. Gördüm de. Tepki veremedim daha doğrusu.
sıkıntı yok. Olsun, o kadar hasardan bir şey olmaz. Başka şurada bir tane eşya varmış ama ona gitmek gibi bir niyetim yok. Şurada bir dükkan var. O dükkana bir gideyim bakayım. Dükkana gideyim bakayım belki çünkü şey vardır. İnce kılıç vardır. Kaliteli bir ince kılıç vardır. Yokmuş. Okey. Şimdi işin sıkıntılı kısmı şu. Dayanılmaz Mahzen de çok iyi iş yapmayabilir benim bu silahım. Hiçbir de iyi işe yaramıyor ya. Çantayı bir açalım. Başka stok temini falan daha ileriki seviyelerde açacağım bir şey herhalde ya. İşimize başka ne yarar arkadaşlar? Kazıkçıyı tamamlayayım. Anahtarları kullanmadım. Evet. Dalgınlığıma geldi ya. Ulan 20 tane sel daha bulurduk. Tüh. Anahtarlar kapının altında kalık, beni ara. Ya boss'u düşünüyordum. Bu silahlarla nasıl keserim ben boss'u falan diye düşünüyordum. Karambol de gitti. Olur öyle, yapacak bir şey yok. Akrobatik çanta neymiş ya? Çantadan bir menzilli silahla yuvarlandıktan sonra menzilli silahları aldırmak. Silahtan bir cisim fırlatarak falan filan. İlginçmiş aslında ama... İnşallah kılıç kısa kılıç yoktu. Şey ince kılıç inşallah yoktu. Neyse kalın önemli değil, önemli değil. Moral bozmaya gerek yok. Olur öyle. Ya ben şu altın rezervini arttırayım ya. Kazıkçı da iyi de. O kadar da iyi değil. Burada değişiklik yapacağım bir şey yok. Bir kere canımı doldurayım. Bir de şunu alayım. Hadi bakalım. Yoktu ama. Ha iyi bari. Çok önemli değil ya. Geri kalan yani bir işte hücrelere üzülürüm. 20 hücreye üzülürüm. Ama yani. Olur öyle. Yok. Allah kalk. Ya. Yerde bıraktım dikenler sayesinde yavaşlıyorlar da. Ah be, şey yapamadık. Aa. Hah. Güzel. Kolaydı. L
Lanetli kılıç. Yok mu bir lanetli kılıç denememiz? Şimdi buradan mezarlığa gideceğiz. Mezarlıkta gizli bir şeyler var mıydı? Onu çok hatırlamıyorum. Bulamadıysak onları da bulmak lazım. Ama mezarlıkta şey vardı galiba. Mimarın odası gibi. Yavaş yavaş buna yatırım yapmaya başlayacağım ben. Keşke daha da fazlasını biriktirip buna gömseydim. Yani kılıç şimdilik zaten açamayacağım. Güzel. Selamlar, hoş geldiniz yeni gelen arkadaşlar bu arada. Buraya çıkmış mıydım ben daha evvel? Bir şey yokmuş belki de. Mimarın anahtarını şansa mı buluyorduk ya? Bir sakin. Çok hasar aldık orada ama bir daha almamam lazım. Başta almakta sıkıntı yok. Sağlık çantası alınabilir. Şu dükkana bir gireceğiz. Ya şöyle bir 8 seviye ince kılıç falan çıksa ya. Şey, dükkan değil bu gerçi şey. 30'u gördük. Oyun klavye Allah. Tuzakmış. Bir Yusuf Yusuf oldum. Bir Yusuf Yusuf oldum ya orada. Sır keşfedildi. Şuraya da bir kıralım. Adım adım ineyim ki. Tamam. Tonik bir işime yaramıyor. Nasıl donduramadık onu ya? Tatsız. %32 can. Güzel. Orada kurtardık, başka yerde kaçırdık ya şeyi. Neyse, olacağı varmış. Bir de çok düşman çıkıyor yürülü ufaklı. Belki hani illaki 60'ı geçemeyeceğiz anlamına gelmiyor bu. Yine hasar olacağım zannettim.
58'de falan kalırsam ama çok üzülürüm. Ki muhtemelen öyle olacak. Şunları kaçırmamam lazım en azından. Çapraz ateşi aldılar. Mezarlık anahtarını bulduk. Gizli bölgede keşfettik. Dikenli kalkan da güzel ama beni öldüren kalkanın ta kendisiydi önceki bölümlerde. Şimdilik hiç dalmayacağım o yüzden ona. İlerleyen kısımlarda zaten illaki şey yapacağız ya. Mimarın anahtarını nereden bulacağız? Bilen var mı sevgili chat? Yazdınız mı daha evvel? Kaçırdım yazdıysanız. Arkada Pochita mim var. Ne? Pochita. Arkanda Pochita. Pochita derken... Bilmiyorum bunun tam ne olduğunu ben de. Şimdi buraya mimarın anahtarı lazım. Neyse şimdi oraya zıplamaya çalışırken dikene düşmeyelim. Duvarda gizli... Ben de duvardan çıkıyordu şans eseri diye hatırlıyorum da. Acaba geçtik mi? Zero Hordians mezarı. Üzerine oyulmuş isimlerden bir liste var. Çıkamam, çok eski. Şu aşağıda belki var mıydı? Herhangi gizli bir şey yok. Tamam. Kontrol ederek gitmeye çalışıyorum da. Burada da yok bir şey. Şuna bakılıyor mu? Bakılmıyor. Şurada hasar alabilirmişim gibi geliyor. Şu aşağıya bir önce ineyim. 8 tane daha düşman buldum muydu? Şeytan dürütüyor ama hayır. Oradan değil de ya da dur ya. Oradan inelim hakikaten. He 60 oldu. İsterseniz vurun bundan sonra bana. Umurumda değil. Hayır. Güzel. Ya güzel bir şey gel kardeşim ya. İste 160 mı? 160. Sat birine.
Bir ince kılıç denk gelse şöyle bir 8 level. 3 level tek artılı kılıçla gidiyoruz yani. Aa, buz yayı. Ama bakın şimdi. Bendeki 2 seviye olmasına rağmen daha iyi bundan. Çünkü atışlar tüm düşmanları deliyor. Yüksek seviyede olan da aynı şeyi aramaya çalışsam çok para harcamam gerekir. O yüzden hiç girmiyorum o topa. Hiç mod kullanıyor musun? Modlu hiç oynamadım ya Dead Cells'ı. Şimdi bir durun bakayım. Eksene kadar da gidiyormuşuz ya. Bayağı büyükmüş burası. Her seferinde de şaşırıyorum galiba buranın bu kadar büyük olmasına. Mimarın anahtarını hala daha bulamadım. Bir arada unutuyorum onu aradığımı. Tekrar kontrol etmem gerekecek. Tamam. Müstahak bana bundan sonrası. Garanti olsun. Nasıl vurdu bana bilmiyorum ama vurdu. Mağara kapısının orada mı mimar anahtarı? Aa, güzel. Net kesin seyri. Benim işime gelir. Oha ya. Kaşifin içgüdüsü. Hah, nereler kaldı şimdi? Tamam. Şuraya gidelim. Güzel silah ama ezici çıktı. Buralarda bir yerde mi var? Kesin değil. Nerede olduğu değişiyor. Evet, ben de öyle hatırlıyorum. Random biraz şansa da bağlı bir şeydi diye hatırlıyorum. Son gitmediğim yerlere de bir gideyim. Şurada gizli yer var ya. Yani gizli yer dediğim gitmediğim yer var ya. Belki oradan falan bir şeyler çıkabilir. Önce bir en yakın şurasıymış gibi duruyor. Buradan devam edelim. Blasphemous oynadınız mı? Oynadım. YouTube kanalımda videosu da var. Bir dakika. Ah be, yok şeymiş. Parlamayı görünce galiba bulamayacağız be arkadaşlar. Allah. Oyun patlıyor zannettim bir an. Bir takılma oldu. Ne lazımdı? Ya benim bu stokları değiştirme şeyini açmam lazım. Duvarlarda bir yerde çıkıyor da şuraya nasıl çıkılır acaba? Ya gerçi yukarıdan aşağı inmek için orası. Ulan keşke şeyi bırakmasaydık ya. O kolyem sayesinde. Şurada gitmediğim yer var gibi duruyor. Aha, buldum. Galiba bu. Hadi arkadaşlar. İnat ettik ve bulduk. Çok iyi oldu.
Bu arada bu video inanılmaz uzun olacak. Ama olsun. Let's Play kanalından izleyenler yani. Kafa mı atıyoruz? Aa, oraya kafa atarak çok mantıklı. Ben kafa atmayı unutuyorum hep. Öyle olmaz. Şu kapıdan geçeceğim de. Neyse dur ya. Şunu kapıdan bir geçeyim. Ha, bir bu mu varmış? Ha, ürün kategorileri. Ürün kategorileri güzel bir olay. Karşına hangi şeyden bir şey çıkmasını istiyorsan dükkanda önce onu seçtiriyordu sana. Bak bu güzel. Şuradan atacağım kafayı. Kendim de çıkabiliyormuşum oradan. Nasıl geçeriz ya buradan? Yok, gene hakikaten diğer taraftan kafayı atarak mı geçeceğiz? Aha, tamam, böyle çıkıyoruz. Ayrılık hediyesi. Olur. Herhalde buradaki bütün şeyleri de, gizleri de, gizemleri de çözmüş olduk. Güzel. Mağaraya şimdi gidelim. Vakti geldi. Şimdi mağara şu açıdan... Kötü yere gittim, bir dakika şuraya gideyim. Mağara şu açıdan çok iyi. Oyun içerisindeki en yüksek levelli silahların çıktığı yer mağara. 10 level bile çıkabiliyor diye hatırlıyorum. Çözülme sırasında yavaşlama daha uzun sürer falan diyor ama düşmanları şey yapmadığı için. Bacak kapan yerine bunu alacağım galiba ben ya. Yeter, çok oynadık bacak kapanla. Oyunu kaç saat oynamışsın? Müsaade onu göstermesin. 80 saat falan. 81 saat oynamışım toplamda. Ama bu save'imiz yeni save. Hani bu herhalde 8 saat falan. 8-9 saat falan. Ürün kategorileri ezici, ayrılık hediyesi. Ayrılık hediyesi neymiş? Bir düşmanın menzilli bir sandalye öldürdüğünde bir bombanın ortaya çıkmasını sağlar. O kadar da iyi değilmiş. Ürün kategorileri. Tüccarlar daha çeşitli kategorilerden ürünler sürer. Vallahi 300 de olsa ben buna yatırım yapacağım. Stok temini de önemli bu arada. Ama önce ürün kategorilerinden başlayacağım. Hani hayatta kalma build yapmak istersem en azından ona göre seçerim falan filan. Şu ince kılıcı upgrade edemedik. Ama hayat. Burada artık yapacağım bir şey yok. Şuradan bir tane alabiliriz. Full canla geldik buraya kadar. Hadi, başka bir şey yoktu. Hadi bakalım. Bir önceki denememizde bayağı bir sıkıntılı anlar yaşamıştık şeyde, mağarada. Şu anki silahlarım sıkıntı yaşatmayacak cinsten hissettiriyor ama bakacağız. Çantayı kullan. Çantayı kullanmam için karşıma almak isteyeceğim bir şey çıkması lazım. Ya burada aşağı atlamalı bir gizemli mizemli bir şey kesin var ama. Baksana da şu harita, tam böyle aşağıda bir şeyler varmış gibi duruyor. Deneyeyim mi? Tamam, yokmuş. Sol taraftan bir de deneyeyim. Yokmuş. Trollmüş gerçekten ya. Chat de uyarmış ama. Neyse. Aklımda kalacaktı. Thank you.
Tamam. Dikkatli olalım. Ya anahtarlarla gidiyorum ya şey hala. Ha dur, yukarıda para varmış. Nasıl kaçırdık bunu ya? Gözümüzün önünde. Şu sağ tarafa da bir gideyim. Bu katı tamamlamadan evvel. Ha yokmuş gibi bitmiş. Neyse tamam, buradan çıkalım o zaman. Canımızı dolduruyoruz. %50 bir de güzel. Bombaları daha sık kullanmam lazım. Bunları gene kolay öldüremiyorum. Buz okum vurmadı ona. Vurmayınca da beni yordu. İblis mi? Allah! Bir de görünmezdi şerefsiz. Az kalsın alıyordu aşağıya. Havada zaman yok. Beni bana vahşet veren iki vahşet veren şeyi değiştirmeyeceğim. Tılsımı değiştirmeyeceğim. Ne kadar iyi olursa olsun. Sen be Allah. İyiyiz, iyiyiz. Şu canını doldurmak için aslında dur şey, bir tane daha teleporter bulunca gider. Bana doğru dön. Tamam. Şu canımı doldurmak için bir şuraya gideyim. Aa, trident varmış yanda. Bak o da gözüktü. Ona da bakarız. Şuradan aşağı atladığımızda satacağım tabii bunu da. İnanılmaz güzel kombomuz oldu ya bu arada. Çok mutluyum silahımdan da. Bakalım. Şuradan bir sol tarafa gideyim. Buna gitmemişim. Dükkan var galiba burada. Hayır, aynı yere açılıyormuş. Güzel. İn bir aşağı sen. Sen de bir yana. Şerefsiz nasıl kovaladı ya? Vahşetten devam. Hadi bir ince kılıç gel. Burayı tamamladık sanki. Sola doğru da gidelim. Hiç gerek yok orada riske atmaya.
Hadi bakalım. Ya. Muhafız perşemeni parşemeni bırakmışız geride. Yani 3 level silahla deve girmek ilginç olacak. Sen öyle çok zıplama. Güzeller seni. Cana gidelim buradan. Bu tarafta dolmuş. Yukarıya doğru gitmeye devam edeceğiz. Tamam. Şuradan devam. Burada var. Şurada. Şunu da alalım. Bu sefer mor gitmem gerekiyor gibi geliyor. 123 can. Aynen. Ya ulan. Kötü değil bunlar. Ulan 9 bir daha. Şaka maka. Şu an üzerimdeki combo o kadar iyi ki. Bir şey diyeyim mi? Kemiğe döneceğim galiba arkadaşlar ya. Tamam, iyi güzel ama daha fazla zorlamayacağım şansımı. Devi kesmek istiyorum çünkü. Gerçi bununla kesmem daha mı kolay olur diye de düşünmüyor değilim. Hop. Ne bu? Stratejik geri çekilme. Güzel. Ya alıştığım riske atmadım. Ah! Olsayı almazdım. Birazcık daha dikkat etsem olsayı almazdım. Ziyan yok. Ziyan yok. Sıkışıyorduk az kalsın. Kendi kendini öldü. Bu da tamam. Ya şey, devde bu dodge atma mevzusunda çok iyi kullanamayabilirim. O yüzden bir yandan da acaba değiştirsem diye düşünüyorum ama şu odaya bir girelim bakalım. Hadi ver önce kılıcı da. Vermedim. Sıkıntı yok. Hasar o kadar iyi olmayabilir arkadaşlar. Yani şu seviye için. Oha, bir sürü parşömen çıktı. Şu dükkandan da artık bir şey gelmezse belli ki gelmeyecek. Burada da kesin gizli bir şeyler varmış gibi yapmışlar ha. Uzun bir çizgi koymuşlar. Mesela bu tarafta niye yok? Ama orada niye var falan filan. Tam trollük de olurdu da. Oradaki tuzağa dikkat. Donmuyor bu arada bunlar. Kaçtır, dikkat ediyorum. Yok. Pekala. Güçlü el bombası bundan daha iyi mi? Brock Armor'ı sersemlemiş hedefe bilmem ne. Kurbanlardan artık alanlar patlar. En azından bunu alalım. Bunu da aslında
bunun yerini alabilirim. Evet. Artık vakti geldi. Gideceğiz. Şurada gizli yer de var. Oraya da kafayı atarız. Kafayı atarak gitmek daha mantıklı gibi duruyor. Açık yerler varsa iyi olur dev için. Açık yere mutasyonu mu? Bakar şimdi konuşuruz. Deve nasıl girmek lazım diye. Bir önceki sefer kesememiş olmam. Şuradan atlayacak mıyız ya? Nasıl olacak o iş? Tamam dur. Buradan geçilmiyor mu ya? Başka gizli bir yer mi var geçmek için? Ha, şurada bir gizli yer varmış gibi durdu. Eyvah. Nasıl çıkacağım ben buradan? Ölürsem nereye yollayacak beni? Hayır, bu deneme böyle bitemez bir kere. Evet, şurada gizli yeri gördüm. Kapının yakınında, bak şurada hemen sağ altta gözüküyor. Şeyin, birin hemen sol yanı. Çok güzel. Karşı duvara da... Allah. Tırmanamadık. Şöyle yapılabilir. Bir saniye bir aşağı ineyim. Canımı doldurayım. Tamam. Oh be. Çok korktum arkadaşlar. Şimdi buradan böyle. Sağ tarafa atalım. Başka nasıl geçeceğiz burada ya? Böyleymiş.
Yolu görmek için baktım. Sabit durduğum zaman burada sıkıntı olmuyor diye tahmin ediyorum. Güzel. Savaş ciridi. Ben bunu daha önce almıştım. Nasıl almışım lan? Helal olsun bana. Buna basınca nereye gidiyor? GGVP. Başka da bir şey yok herhalde artık. Varsa da istemiyorum ya, yeter. Ha, 60'ı geçememişim. Hayret. Okey. Bu 53'ü ben yine şeye gömeceğim. Ürün kategorilerine. Bunu artıya çek. Bunu da artıya çek. Burada inşallah canımızı full dolduruyor. Çok güzel. Hadi bakalım. Vallahi ok burada bir şey yaramayacak ama gene de değiştirmeyi de çok düşünmüyorum. Kemik gitti. Yok, kemiği almamayı gene tercih ettim ya. Onu bilerek dönmedim. Belki ya kemik daha iyi olacaktı muhtemelen ama şu an elim alışmışken bu oynayışa. Seni tüm yıkıma iten şey neydi? Kendi bedenini yok etmeyi bile başardın. Kralım. Sen. Geldi. Islah olmaz bir pisliksin. Bunu sat. Şunları alalım. Bu neymiş? Dev katili. Manyetik bomba. Gerek yok. Skill'leri de çok kullanmadım bu arada. Yüksek tepe kalesi veya nereye gidiliyor? Taht odası. Ha, direkt taht odasına gidebiliyorum. Abi doğru, bunu böyle bir kısalttılar. Normalde gene beni şeye sokuyordu. Yüksek tepe kalesine sokuyordu. Yüksek tepe kalesine gitmeye gerek var mı ama? Yani Yüksek Tepe Kalesi'nden sanırım sanki şey. Bir ince kılıç çıkar mı dersiniz yüksek seviye? Şöyle bir 700 bin vuran. Ne dersiniz? Epey uzun oldu zaten bu deneme. Direkt kralın elinde değil mi? Taht odasına gidelim. Bir sonraki zorluğu da inşallah artık görürüz. Vay güzel. Upgrade de veriyormuş. Ürün kategorilerine de abanalım. Ya bunun yerine de başka bir şey koyabilirdim aslında bu arada. Artık buz yiye bir işime yaramaz. Çok minik bir ses kayması var. Onu bir düzeltmek için arkadaşlar Elgato'ya bir reset atacağım.
Korktum gelmeyecek diye bir an. Burada bir olayımız yok. Burada bir olayımız yok. Canımı dolduracağım yine. Burada var. Mutasyon. Aa, mutasyonlarımızı değiştirebiliriz. Ne alsak aslında? Gerek var mı? İnisiyatif yerine başka bir şey alabilirim. Anlaşmazlık iyidir. Ölümden korur beni. Ama bak şimdi. Önce bir anlaşmazlığı alacağım. Şeyi de alacağım. Karga yağını da alacağım. O epey işe yarıyor çünkü. Onun yerine ne alsak? İntikam mı alayım? Hasar almam gerekiyor ama intikam için. Olur, olur. İntikam olsun. Bana hasar verecek illaki bu ya. Sıfır hasarla geçme şansım olacağını zannetmiyorum. Hadi bakalım. Daha önce kestim. Hani huyunu biliyorum bunun ama hiç belli olmaz. Gene yorar mı yorar. Hemen arkasına geçmek lazım. Hayır. Kestik. İnce kılıç çok iyiymiş arkadaşlar. İkinciyi de aldık böylece. Bu ne? Geri dönüşüm boruları. Ha. Sadık kralın eli kıyafeti. Var mı burada bir şey? Yokmuş. Açın lan kapıyı. Ben hazırım. burada bir şeyler ekstra gelen bir şey var mı? Yok. Güzel. Tasarım bayağı iyiydi, evet. Bir de yani 3 seviye arkadaşlar. Bunun 7 seviye falan olduğunu düşünsenize. Hani bak 9'u da demiyorum. 7 olduğunu düşünsenize. Yani güzelmiş. Bir şey unutmadık. Bir şey kalmadı herhalde burada. Geri dönüşüm buraları çok iyi. Tam set başlıyor. Güzel. Bak onu da hiç kullanmadım ben bu arada. Çıkılmıyor buradan. Tamam. Acaba... Dur lan, o tarafa değil. Tamam, buralara bir şey koymamışlar. Şahane, bunu da tamamladık. Şimdi açtığımız her şeyi bir kontrol etmenin vakti. Açtığımız her şeyden kastım şey. Gerçi bir tek training odasını açtığımız, eğitim odasını açtığımız belli olacak ya. Güzel. Orhun Kertesi'yi kanalından izleyenler için epey uzun bir bölüm oldu ama bayağı şeyle dolu olan bir bölüm oldu. Güzel de keyifli de bölüm oldu. Yayındayız. Yayına da devam edeceğiz zaten. Bir bakalım neler geldi neler gitti. Bunu beklemeye gerek var mı? Bir kere izledik zaten bunu. Şöyle bir geri döneyim. Şu eğitim odasını bir görelim. Çok kısa. Biz yayında zaten devam edeceğiz de. Bu videonun içerisinde yer alsın istiyorum. Let's Play kanalından izleyenler için. Kürkücü de geri geldi oradan. Çok zor. ya bu çok zor da ulan hemen gitmeli miyim çok emin değilim ama bir sefer deneriz en azından. Bir şeyler değişmiş görünüyor. Muhakkak. Aha. Direkt ince kılıçla başlattı. Lol. Eğitim odasında ne varmış? Önce tabii ki gitmemi istemedikleri yerlere gideceğim falan. Aa. Artık ölü değilim. Eğitim odama hoş geldin. Ekipmanını ve mutasyonlarını seç. Sonra düşmanları öldür. İlk kapının ardında karşılaştığın herhangi bir düşmanla savaşabilirsin. Bir de odanın arkasında büyük kapılar var ama bunların nereye gittiğini bilmiyorum.
Ha. Açtığım bütün silahları buradan indirebiliyorum aşağıya. Falan filan. Önemli değil. Silah denemek için de güzel. 3 mutasyon mevcut. Tamam. Karşıya geç deyince... Selam. Çalışma odasına hoş geldin. Şövalye dostum. Adına şimdilik ben ilgileniyorum burayla. Hortlak dayanışması başkadır. Savaşmak istediğin düşmanları seç ve düğmeye bas. Hatta adanın belli bir bölgesinden gelen düşmanları seçebilir ve odayı onlar... Ha tamam. Belli bir bölgeye çalışmak istersek... Düşman seç. Gibi gibi. Tamam. İkili. Çürümüş zombi olsun hadi. Mesela. Böyle vurmamız gerekiyordu falan. Tamam. İyiymiş. Bunlar ne? Ha başa yolluyorlar. Bir biyomon ön ayarı seç. Ha tamam bu da güzel. Direkt şeye yolluyor bu. Tamam. Pekala çok önemli değil bu. Bir de diğer tarafta esas boss. Aynen. Bahamut, Conjunctivus falan filan. Ha daha gitmediğim bosslar var. Onları... Hangi boss'a gitmemişim ki ben bir tanesinde ya? Dev. Zaman bekçisi. Bu hangisi acaba? Onu da çözeceğiz. Bir de kralın eli. Acaba kraliçe miydi acaba şey ya? Muhtemelen kraliçeydi şu. Okey. Bir deneme yapalım mı? Nasıl atıyor? Direkt odanın kendisini atıyor o zaman. Tamam. Ah, konuşuyoruz. Aa, demek kapılar buraya açılıyormuş. Harika. Sanırım diğer odalarda gibi işliyor. Çekinme, dilediğin gibi alıştırma yapabilirsin. Hala antrenman yapmak istiyor musun? O zaman doğru yerdesin. Eğitim önemli. Ya öldür ya da erken öl. Ölünce tekrar deneyebilirsin. Bu silah, yani hiç oynamaya da alışmadığım bir silahla geldim ama zaten kazanamasak da problem değil. Aa, benim... Çok vuramıyor, ben de vuramıyorum ama şey, zaten olay, ah. Güzel build yapıp gelmek lazım tabi. Bunu tamamen kalkan kullanmak için işe şey yapacaksın, test edeceksin. Bu işi bitirelim. Okey. Sıkıntı yok. Pekala, tamamdır. Orhun Kalp Let's Play kanalından izleyenlerdenseniz arkadaşlar videoyu beğenerek de destek olursanız çok sevinirim. Epey uzun bir video oldu ama çok güzel şeyler bulduk. Ne derler onun adına, gizemleri bulduk. Eğitimine bu kadar önem verdiğini görmek beni mutlu ediyor falan diyor bu da. Bir sonraki bölümden izlemeye devam edebilirsiniz. Orhun Kalp YouTube kanalındaki canlı yayınları da yine her zaman sizlere beklerim. Biz canlı yayına devam ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.